24'ten Doğrusu Neden mutlu akşamlar. Gerçeği arama yolculuğumuza 3 değerli konukla devam edeceğiz. Filiz Katman, Doktor Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Enes Bayraklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ve akademisyen Doçent Doktor Ramazan Akkır. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Tabii bugün hem kara harekatı bir yandan bekleniyor, onunla ilgili gelişmeleri mutlaka konuşacağız ama bugün bir vizyon açıklaması oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ramazan Hocam, sizle başlayacağım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu randevuyu vermişti aslında grup toplantısında. İşte cumartesi günü vizyon açıklayacağım, bu vizyona bakın demişti. O vizyon açıklaması geldi. Baktınız muhtemelen. Bakınca ne gördünüz? Ya tabii uzun süreden beri beklediğimiz bir vizyon açıklamasıydı öncelikle. Çünkü ciddi bir beklenti oluşturmaya başlamıştı. Hep 3 Aralık'ı bekleyin işte reklam filmleriyle falan. Fakat ben baştan sona dinledim, izledim programı. Benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Çok detaylı bir şekilde öncelikle genel çerçevede birkaç husus söyleyerek başlamış olayım. Bir gereksiz ve aşırı derecede uzun bir konuşmaydı. Ya bu bir vizyon konuşmasından öte benim ilk başta edindiğim izlenim bir akademik toplantıydı. Ekonomi üzerine yapılmış, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına odaklanan bir akademik toplantı gibi geldi bana. Yani ya da CHP grup toplantılarının böyle biraz daha genişletilmiş bir toplanmış hali gibi. Evet. Ya burada bir de şeyi bekledim ben. Yani akademik bir toplantı görünümü vardı öncelikle. Türkiye'nin yol haritasını ortaya koyacaktı. Çünkü hem Türkiye'ye hem dünyaya seslendi. Bir yol haritası yoktu. Hatta bu Jeremy Rifkin de hatta şunu söyledi. Türkiye'nin yeni yol haritasını oluşturacağız ifadesini kullandı. Yani normalde bu vizyon toplantısında toplumun karşısına çıkan net bir yol haritasının olduğu işte ilk 6 ay, ilk 1 sene, ilk 5 sene gibi bir yol haritası bekledim. Böyle bir şey bulmadım. Bir de şahıslar üzerinden bir devam edeyim. Bir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun en fazla önem verdiği isimlerden birisi Jeremy Rifkin'di, ekonomist. Zaten baş danışmanıydı. Onu da özellikle dinledim. Biraz da onu araştırma fırsatım da oldu. Evet, iyi bir akademisyen olabilir, iyi bir ekonomist olabilir ki hakkında çok fazla olumlu ya da olumsuz birçok cümle var. Fakat onun konuşması baştan sona Türkiye'nin sorunlarına uzak, Türkiye'nin sorunlarını yabancı bir akademisyenin, bir ekonomistin söylemiydi temel itibariyle. Ben örneğin onun konuşmasında Türkiye'nin temel belli başlı problemleri var. Ekonomi, işsizlik, hayat pahalılığı gibi devam edebiliriz. Türkiye'nin problemleri her ülkenin olduğu gibi. Burada daha soyut, daha somut çözüm önerileri, Türkiye'nin sorunlarına odaklanan bir çözüm haritası bekledim ben. Çözüm ama önerisi bekledim. Ama küresel ısınma dinledik. Evet, neredeyse bir Türkiye ile ilgili birkaç cümle hariç biz sadece küresel ısınmayı dinledik. Evet, daha soyut öneriler vardı. Bu bağlamda kötü bir başlangıç yaptı burada. Ki bir temel problem de ekonomi ile ilgili uzun süreden beri hep biz CHP bağlamında ve Millet İttifakı bağlamında ya adaylığı konuştuk, adayın kim olacağını konuştuk. Bence bundan da öte asıl problem nasıl bir modelle, siyasi programla Türkiye'yi yönetecek? Örneğin ekonomiyi hangi programla yönetecek? Mesela CHP şu anda çıkarmaya devam ediyor. Resmi yayın organı 2. Yüzyıl isimli bir dergi çıkarıyor. Son sayısı ekonomi üzerineydi. Ekonomide hem Selin Sayakböke hem de Faik Öztrak, her iki isim de bugün konuştu. Temel vurguları daha kamucu bir ekonomi modelini savunuyor CHP. Ki CHP'nin tarihinde de bu böyle tek parti dönemi kısmen farklılaşmakla birlikte daha kamucuydu. Fakat bugünkü Selin Sayakböke'nin konuşması da dahil olmak üzere tüm konuşmalar temel itibariyle daha liberal, daha serbest piyasa vurgulu bir konuşmaydı. Onun için burada hala bir ekonomi bağlamında kafa karışıklığı devam ediyor burada. Hangi yarın model? Da yine kamucu başka açıklamalar gelebilir. Gelebilir. Ki Selin Sayakböke konuşmasında birkaç yerde kamu kavramını kullanmakla birlikte daha liberal, daha dünyaya açılan bir model önerdi. Daron Acemoğlu'nun konuşması da öyleydi. Diğer ekonomistlerin konuşması da öyleydi. Ya bu bağlamda
hep konuştuğumuz Ali Babacan'ın işte neoliberal politikası mı hakim olacak, ekonomi modeli hakim olacak veya işte Sayın Selin Sayak Bakan'ın ya da Faik Öztrağ'ın modeli mi hakim olacaktı? Burada kafa karışıklığının hala devam ettiğini gördüm ben bu bağlamda. Bir de ki şeye bağlayacağım, Rifkin de temel itibariyle post kapitalist bir düşünür. Onun için burada hala netleşmemiş bir şey var. Bir ekonomik duruş var. Yani yine bir ortaya karışık bir çözüm var. Bir de şöyle değerlendirmenin de temel itibariyle eksik olduğunu düşünüyorum. Evet, bu temel itibariyle CHP'nin ekonomiye dair işte vizyonunu ortaya koyan, her ne eleştirebilir çok önemli değil, bir program, bir siyasal program, yol haritası. Fakat bu programla Türkiye'yi yönetmeyecek. Bu programla, öncelikle bu programı altılı masanın bir kabul etmesi gerekiyor. Bu programın hangisini altılı masa kabul edecek? Ya, muhtemelen ya, daha önceki söylemlerde olduğu gibi altılı masaya bu program dayatılacak. Ki ya benim şahsi kanaatim bu program temelde Türkiye'yi bu program ekseninde yönetme hedefi taşımakla birlikte masa üzerinde bir hegemonya oluşturmak için de oluşturulmuş, işte toplumla paylaşılmış bir program olduğunu düşünüyorum. Bir diğer boyutu bence şu büyük bir eksiklikti. Siz sürekli ilan veriyorsunuz. Kamuda ciddi bir beklenti oluşturmaya başladınız. Medyada, kamuda, seçmen bağlamında, nazarında. Düşünün, katılımcılarınızın önemli bir kısmı ABD'den ve Almanya'dan online katılıyor. Niye buraya gelmediler? İkinci boyut, ya hadi onlar gelmedi. Online, ya dijitalleşme çok vurgusu yaptı ya. Amerika'daki iki isimden bahsediyorsunuz. Acemoğlu ile Rifkin. Rifkin gelmediler. Ama Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nde Kocalar neden katılmadı? Ya bu biraz çok özensiz bir görüntü sergiledi işin gerçeği benim açımdan. Bir de hep şu ana kadar yapılan temel eleştirilerden birisi altılı masanın temel itibariyle bir birlik, bir bütünlük ve bir tutarlılık oluşturmadığına dair bir iddia vardı. Temel söylem, burası bir koalisyon modelini ön plana çıkarıyor. Parlamenter sistem ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem hep soru işareti, bu eski koalisyon dönemini mi vaat ediyordu bize? Koalisyonun vaat ediyordu. Mesela programın sunucusu, ya ben dikkatli izlediğim için not almaya da çalıştım. Hı hı. Duygu Demirdağ dedi ki, bugün burada Türkiye'nin en büyük koalisyon ilanına tanık olacağız. Bu bir koalisyondur. Hala bunun bir koalisyon olduğuna dair ciddi emareler hala devam ediyor. Bir de son kısımda özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinlerken ben asıl vizyonu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyacağını düşündüm. Fakat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken de bazı cümleler, bazı işte vaatlerin bizatihi Erdoğan'ın ve AK Parti'nin icraatları olduğunu gördüm ben. Bir mesela enerji vaatleri. Temel enerji, temiz enerjiye yatırım, coğrafi avantaj, depolama, işleme, dağıtım merkezi, Türkiye dağıtım merkezi. Zaten biz son dönemde Türkiye'nin enerjiyle ilgili mesela... Zaten yürüyen bir proje var. Yürüyen bir proje var. Türkiye'nin enerji merkezi olması, doğalgaz merkezi olması ki Sayın Berat Albayrak döneminden itibaren temiz enerji ve temiz enerjiyle beraber nükleer enerjiye yatırım temel itibariyle zaten Türkiye'yi enerji merkezi yapma ve enerjide dışa bağımlılığı bitirme hedefi taşıyordu. Bu bağlamda da iyi çalışılmamış bir vizyon projesi olduğunu gördüm. Bir de ısrarla şunu çok samimi bulmuyorum. Bu benim belki niyet okumam olabilir. Bunu da ifade etmiş olayım. Gerçek bir demokrasiyi kuracağız dedi konuşmasında. Kimse korku ile uyanmayacak. Türkiye'nin uluslararası gücünü artırarak topyekun kalkınma yapacağız. Yine Daron Acemoğlu, demokrasi inşa edeceğiz. Mesela Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı bir ifade. Dünya ile rekabet edeceğiz. Zaten Erdoğan'ın son dönemde, hatta Ukrayna-Rusya savaşından itibaren ısrarla altını çizdiği, dünya ile rekabet eden bir Türkiye vizyonunu ortaya koydu. Hem doğuda hem batıda. Ya bir de hani bu demokrasi vurgusu şunun için önemli. Bunu çok sahici bulamıyorum. Ya ilk olarak evet bunu kabul edebilirim. Evet, hı hı. Demokrasi vaat edebilir. Daha ileri demokrasi, demokratik standardı yükselmiş bir Türkiye vaadi olabilir, saygı duymakla birlikte. Fakat
bu demokrasi söylemini helalleşme söylemiyle bir bütün okunması gerektiğini düşünüyorum. Siz tarih boyunca mesela CHP'nin temel vurgusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminden itibaren hep daha fazla cumhuriyet vurgusu vardır. Türkiye'de sağ siyasi partiler daha fazla demokrasiyi CHP ve CHP yakın zihniyete sahip insanlar ve siyasi partiler cumhuriyet vurgusu yapar. Evet. Mesela helalleşme söylemindeki helalleşme söylemini ben temel itibariyle bir itirafname olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Siz başörtüleri dışladınız. Türkiye'nin mesela Türkiye Alevi sorununu konuşuyorsa bu sorunun denende temelde CHP yok ama mu? Ama tabii bu konuların çoğu bu vizyon toplantısında yoktu. Yoktu. Yani demokrasi vurgusu bile çok sahici değil. Siz şu ana kadar Türkiye'ye demokrasi vaat etmediniz ki. Bir de İsterseniz tekrar bu konuyla ilgili söz vereceğim. Bir Enes Hocam'dan da bir genel çerçeveyi dinleyelim. Ayrıntılı madde madde zaten konuşacağız. Enes Hocam bir şunu da sormak istiyorum. Şimdi masada, altılı masada Ali Babacan var. İşte Ali Babacan sürekli işte ekonomiyi biz yöneteceğiz diye vaatlerde bulunuyor. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihninde Ali Babacan yok anladığımız kadarıyla ki dışarıdan bazı isimlerin CHP'nin ekonomi programını ya da altılı masanın da çünkü bu iş anladığımız kadarıyla altılı masaya da gelecek şekillendirmesi için dışarıdan bazı isimler getirildi gördüğümüz kadarıyla. Burada bir masada bir problem çıkar mıyı da sorayım genel çerçeveyi de sizden dinleyeyim. Aslında masada hani problem çıkar mıyı sormak aslında gereksiz oluyor bir soruda. Zaten sorun var masada. Sorun var. Yani masada bir sorun olmasa bugün çoktan biz bir adayı ve bir vizyonu konuşuyor olurduk. Şu anda masa içerisinde bir aday adayı enflasyonu ve yarışı var. Dolayısıyla bir aday kendisini masaya dayatmaya çalışıyor. Ona karşı diğer adayların ve onların işte destekçileri çeşitli tırnak içerisinde kirli operasyonlar ve itibarsızlaştırma girişimleriyle bir hücum yapıyorlar, bir itibarsızlaştırma yapıyorlar. Ona karşı diğer adayın ekipleri bu sefer diğer tarafa karşı. Böyle bir ekipler savaşı var. Yani bu sadece farklı partiler liderleri arasında değil, işte CHP içerisindeki farklı belediye başkanları ile genel merkez arasında, parti lideri arasında bir kaotik durum ve görüntü var ortada. Şundan da dolayı anlıyoruz. Yani bu kaostan, bu kavgadan, bu gürültüden oturup Türkiye'nin önüne koyacakları bir vizyonu ciddi ciddi çalışmaya vakit bulamıyorlar ya da gerçekten bunu gerçekleştirebilecek bir ekipleri yok. Hocam da bahsetti. Yani bu toplantının anlaşılan PR'ına toplantının içeriğinden daha fazla emek ve para harcanmış belli. Yani bugün evet. Değil mi? Yani hepimiz duyduk geliyor. Yani biz aralığı bekleyin. İçerisinde bir sanat eseri olmayan bir çerçeveden bahsediyoruz. Vardı ya öyle bir meşhur sanatçı boş çerçeveyi. Evet. Postmodern siyaset, post-truth siyaset dediğimiz şey bu zaten. Şimdi günün sonunda işte Sayın Kılıçdaroğlu çıktı. Bir hikaye anlatmaya çalıştı, kurmaya çalıştı. Fakat hocam da bahsetti. Neresen tutarsanız elinizde kalıyor. Yani devletçi bir ekonomik model mi? Neoliberal bir ekonomik model mi? Kılıçdaroğlu'nun neoliberalizmi reddettiğine dair söylemleri var yakın geçmişte. Var ama bir taraftan da diyor ki para Londra'dan gelecek diyor. Oradaki işte gitti Londra'da görüşmeler yaptı. Şimdi tabii bu ortaya konulmaya çalışılan vizyonun temelinde böyle bir sıkıntı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi maalesef biliyorsunuz işte Sayın Cumhurbaşkanımız Bay Kemal diye hitap ediyor. Kılıçdaroğlu da onu hani kendisini üstlenerek bunu terse çevirmeye çalışıyor ama Bay Kemal vurgusu, Sayın Cumhurbaşkanımızın vurgusu aslında haddi zatında Türkiye'deki muhafazakar, milliyetçi kesimin, seçmenin CHP ve zihniyetine yönelttiği bir eleştiri. O da şu aslında, yani siz fil dişi kulelerinizden bu ülkeye yabancılaştınız. O kulelerde oturarak, Ankara'da oturarak Anadolu'yu, bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Yabancılaştınız bu topluma ve problemlere. Şimdi bugünkü resim ne? Bugünkü resim aynı resim. Yani Amerika'dan bir adam, belki Türkiye'yi hiç tanımıyor, belki hayatında birkaç defa turist olarak geldi. Türkiye'ye vizyon çizeceğiz diyor. Yani sen kimsin tırnak içerisinde derler adama. Yani sen hangi sıfatla... Yok, Türkiye'ye de gelmedi hocam. Amerika'dan bağlandı. Hayır. Geçmişte daha turist önce olarak gelmiştir. Ya gelmemesi gerçekten büyük saygısızlık. Yani siz ana muhalefet partisi lideri olacaksınız.
partisi olacaksınız. Türkiye'nin önüne bir vizyon koyuyoruz diyeceksiniz. Ve baş danışmanınız olacak. Hadi dışarıdan danışman da aldınız. Hani hadi onu da kabul ettik. Ve bu adam bu konuşmayı dışarıdan yapıyor. Muhtemelen buna bir iyi bir ücret verdiler. Ki verilir yani bunlara bu ücretler veriliyor biliyorsunuz. İşte 20 bin dolar falan diyorlar. Parayı aldı. Birkaç hafta önceden de yalap şap bir şekilde, hızlı bir şekilde kendisiyle irtibata geçtiler. Kabul etti. Parayı aldı, cebine koydu. Zaten bilgisayarında hazır olan PowerPoint sunumlardan birisini geldi bu şeyde Zoom'dan anlattı. Parasını aldı, gitti. Şimdi yani bu bize gerçekten Türkiye'ye yakışan bir şey mi? Ana muhalefet partisine, Türkiye'nin. Şimdi geçmişten beri Türkiye'de şöyle bir mesele var. 4 yıldır, 5 yıldır bu mesele tartışılıyor. İşte CHP konuşuluyor sürekli. CHP'nin adayı konuşuluyor. Muhalefetin işte muhalefete yakın gazeteciler ya da işte akademisyenler ya da entelektüeller ya hep CHP'yi konuşuyorsunuz. Ya şu pozisyonda neyi konuşacağız? Yani şöyle bir pozisyon ve vizyon ortaya koyduğu zaman bir ülkenin ana muhalefet partisi, bir ülkenin ana muhalefet partisi önemlidir. Gerçekten önemlidir. Bir ülkenin ana muhalefet partisi o ülkenin iktidarını şekillendirir, zorlar. Bir süre sonra da zaten iktidara gelir. Vizyon ortaya koyabilirse ve kabul ettirebilirse. Şimdi dolayısıyla sürekli patinaj yapan ve sadece imaj çalışmasıyla günü kurtarmaya çalışan bir parti var. Ve maalesef bugünkü organizasyon sadece mesela bunu yani sosyal medyadaki gelen tepkilere baktığınız zaman CHP'ye yakın çevreler şu anda ateş püskürüyorlar Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten anayasa önerileri açıklandıktan sonra başlayan o furya devam ediyor. Devam ediyor. Yani bir yıldır bir altılı masa toplanıyor. Artı bir, yedi. HDP'yi de sayarsanız. Bir yıldır aday belirlenmeye çalışılıyor. Bunu götürün ta belediye seçimlerine kadar. 4 yıldır biz bir aday meselesi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hala bir karara varabilmiş değiller. Hala bir ortaya bir ama şey çıkıyor. Adaymış gibi icraatlar, adaymış gibi söylemler, vaatler var. Yapılıyor. Ortada 3 ya da 4 tane aday adayı var ve bunların yarışı söz konusu. Ve iş absürt noktalara da gitmeye başladı. Yani biliyorsunuz işte birkaç gün önce Saadet Partisi lideri dedi ki altılı bir konsey. Konsey demedi ama aslında bu bir konsey. Konsey yönetecek ülkeyi. Yani şimdi bu siyasetin doğasına, eşgüdüm kurulu. Siyasetin doğasına ters, insanın doğasına ters, liderliğin doğasına ters. Yani bir aday çıkacak. Herhangi bu 6 partinin lideri olabilir ya da dışarıdan bir aday. %50.01 oy alacak. Fark etmez. Yani 30 milyona yakın oy oluyor. Bu adam cumhurbaşkanı olacak ya da hanımefendi. Ama altılı masadan. Ama diyecek ki buyurun. Sizle beraber yönetelim. Bir kere bu yani. Ya da hiç siz karışmayın. Siyasetin ben hiç karışmayacağım. Artık. Siz ne derseniz onu yapacağım. Ya da şu da ters. Onlar desteklediler bunu sonuçta. Onları göz ardı edecek. O zaman karaktersizlik oluyor. O zaman da büyük kavga çıkacak. Yani dolayısıyla aslında çünkü bu neden oluyor? Bu aslında temel sıkıntı burada. Siyasi mühendislikle bir araya gelmesi zor olan bu partilerin bir araya getirilmiş olması. Ve buradan kaynaklanıyor bu sıkıntı. Evet. Gerçekten doğal bir lider ortaya çıksaydı, organik bir lider ortaya çıksaydı, kitleleri peşine sürükleseydi o zaman bu sorunları konuşmayacak olurduk. Yani biz şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanımız seçimleri kazandığı takdirde Milliyetçi Hareket Partisi ile çeşitli sorunlar yaşayacağını ya da işte nasıl olacağını bunu tartışıyor muyuz? Böyle bir koalisyondan konuşuluyor mu Türkiye'de ya da bir konseyden evet. Ya da evet. Devlet Bahçeli ile görüşülüyor, Sayın Cumhurbaşkanımız fikir alışverişi tabii ki bulunuyor, yani sürekli medyaya da yansıyor. Ama böyle bir kafa karışıklığı yok bu tarafta. Diğer tarafta ise bir kaotik görüntü var ve maalesef bu tabii Türkiye'ye yakışmıyor. Yani çıkan konuşan Rifkin de işte hocam bahsetti, küresel ısınmadan bahsediyor. Yani küresel ısınma Türkiye'nin meselelerini sıralayın deseniz 100 mesele içerisinde 100. gelir. Sokaktaki vatandaşa sorsanız hiç konuşmazlar. Yani bunu İstanbul'un en böyle tırnak içerisinde kendisini aydınlanmış, ilerici falan ben öyle görmüyorum ama zanneden mahallesinde gidip korsanız onların gündeminde bile olmayan bir mesele ki zaten ben demin gelirken baktığım rakamlara yani sanayi devriminden sonra 1750'den sonra dünyada üretilen karbon monoksit emisyonlarının toplamına bakıldığı zaman Türkiye'nin buradaki sorumluluğu 0.06. %1 bile değil. Değil yani. Burada Rusya var, Amerika Birleşik Devletleri var, Çin var, Avrupa Birliği var.
Avrupa ülkeleri %25'ini üretmiş. Hatta şey derler hocam, sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kesilmelik etlik beslenen hayvanların çıkardıkları gaz bile bayağı bir yekün tutuyor derler. Yekün tutuyor. Yani dolayısıyla şimdi Amerikalı profesör oradan Türkiye'ye dönüp işte siz iklim değişikliğinizde işte falan rolünüzü oynayın. Yani ne kadar realiteden kopuk. O yüzden Bay Kemal, Bay CHP yani tabirini hak eden bir tutum ve davranış. Vallahi yani işleri zor gibi gözüküyor. Yani bu açıdan baktığınız zaman işte konsey teklifi bir taraftan siyaset üstü kurul. Buna ikna olmamış olacak ki bir diğer parti lideri. O da dedi ki biz hem milletvekili olalım hem de hepimiz Cumhurbaşkanı yardımcısı olalım. Bir de 6 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı çıktı. Biliyorsunuz eskiden 90'ların Türkiye'sinde o kadar çok hocam parti koalisyon kuruyordu ki 7. O kadar çok parti koalisyon kuruyordu ki bakanlar yetmiyordu. Devlet bakanları uyduruluyordu biliyorsunuz. Bakanlıklar ayrılıyordu evet falan. Böyle bir bakanlar enflasyonu da oluyordu Türkiye'de. Zaten bakan sayısını artırmayı da vaat ettiler. Mecburen. Yani o kadar ortak bir bakanlık kurarak çözeceğiz. O kadar şimdi ortak biliyorsunuz yani verimsizleşir. Yani bir şey böldükçe evet böldükçe iyice verimsizleşir. Bu tam manasıyla bir vizyonsuzluk örneği maalesef. Yani ve Türkiye bunu hak etmiyor. Benim temel şeyim burada, itirazım bu noktada. Kurul meselesine siz ne diyorsunuz? Bir siyaset yani sonuçta atıyorum Rifkin'in şu noktadan sonra siyaset üstü olduğunu nasıl savunabiliriz? Sonuçta bir sorun, siyasi liderin baş danışmanı. Hatta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken diyor ki özellikle notlarım arasında 70 isim ne bir kişi ne de bir parti ne siyaset iktidar için olacak çalışacak. Onlar vatanlar için çalışacaklar. Bu 70 kişi kim için çalışacak? Örneğin Rifkin hangi vatan için çalışacak? Burada temel soru bu. Vatanları ya da, için. Vatanlar için ifadesi yapılıyor, kullanıyor ya. Mesela bu altılı masa için mi çalışacak örneğin? Ya da sadece CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu için mi çalışacak? Onun için burada hızlıca yapılmış bir program var. Çünkü bu programın da temel itibariyle benim anlayabildiğim kadarıyla yapılma gerekçesi son 3 aydan beri 3 ay öncesinde sosyal medyayı ve gündemi temel itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu veya Millet İttifakı'nın eylemleri belirliyordu. Fakat son 3 aydan beri gündemi artık iktidar ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan belirliyor. Özellikle Türkiye Yüzyılı vizyonu evet, sonrası da. Ciddi anlamda TOG'un açılması sonra Türkiye vizyonu ve öncesinde yapılanlar hem Ukrayna-Rusya savaşı pandemi dönemi ciddi anlamda bir etki oluşturdu Türkiye. Fakat belli sosyal medyadaki eylemler ya da pratikler Kılıçdaroğlu gündem belirlemeye başladı Sayın Kılıçdaroğlu. Bu da temel itibariyle son dönemde gündem belirleyemeyen Kılıçdaroğlu'nun gündem belirleme çabası. Fakat çok hazırlıksız. Yani bir söylemle pratikler birbiriyle uyuşmuyor. Bir bütünlük yok. Bir yeknesaklık yok burada. Ya örneğin Rifkin kimin için çalışacak? Altılı masa için mi çalışacak? Türkiye için mi çalışacak? ABD için mi çalışacak? Ya onun için bir de burada, oradan mı çalışacak, buraya gelecek mi? Buraya gelecek mi? Bir de ortada Kemal Derviş gibi kötü bir örnek var. Kötü bir yani örnek. Böyle bir örnek var. O bir de Türk sürekli ismi bulunuyor. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP son dönemde yapılan tüm icraatları, tüm siyasi pratikleri yerli ve milli olmamakla, AK Parti'nin yerli ve milli olmamakla eleştirdi. Fakat ne hikmetse CHP ABD'den ve işte Almanya'dan, hatta konuşmasında Almanya'ya gideceği vurgusunu yaptı tekrar. Yani özellikle ABD'den medet uman, Almanya'dan, Avrupa'dan medet uman bir CHP imajı çizdi toplantıda benim açımdan. Ki hem Cerem Rifkin, Daran Acemoğlu, işte Hacer Fogo'yu da çok konuştuk. Bir de ilginç olan Selin Sayap Böke'nin konuşması da çok ilginçti. Belki bu vizyon konuşmasının en siyasi konuşmalarından birisini Selin Sayak Böke yaptı ki ekonomi danışmanlarından birisiydi. Ekonomi üzerine kafa yoran isimlerden birisiydi. Mesela kullandığı kavram, ya konuşmayı dikkatli bir şekilde dinledim. Mesela üretim, yatırım, istihdam vurgusu yaptı. Bunu zaten biz Erdoğan'ın yeni Türkiye ekonomi modelini biz bu bağlamda değerlendirmiyor muyuz? İşte üretim, yatırım ve istihdam merkezli. Hatta ihracat. İhracat boyutu vardı. Çok değerlendirmedi. Onun için
Ben temelde bu toplantıyı bir ideolojik kayış olarak da, ideolojik bir eksen kayması olarak da okunabileceğini düşünüyorum CHP bağlamında. Bir de Enes Hocam, biraz sonra biz terörle mücadeleyi de konuşacağız ama burada benim gözüm onu aradı. Siz de, muhtemelen sizin de aramıştır. Türkiye'nin 30'dan fazla yıldır mücadele ettiği bir terör problemi var. Ve bu problemi çözmek için bir takım operasyonlar yapılıyor, yeni operasyon hazırlığı yapılıyor. Ya bu vizyonda olması gerekmez miydi? Şimdi zaten temel sıkıntılardan birisi... Bu konuyla ilgili ne yapacağını bilmiyoruz. Tabii. Şimdi aslında şöyle bir durum da var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı. İşte Türkiye 100 Yılı projesi şeyini, vizyonunu ortaya koydu. Çıktı, tek başına konuştu, kürsüden indi. Şimdi Kılıçdaroğlu çıkıyor, vizyonunu ortaya koyuyor ve arkasına işte 5-10 tane profesör işte birilerini alıyor. Yani bu aslında şu demek oluyor. Yani bana inanmazsınız ama biliyorum bana inanmıyorsunuz. Ya bunlara inanın bari. Bak bunlar da benim arkamda demeye çalışıyor aslında. Ve tabii zayıf. Yani bir siyasi liderin ortaya koyacağı vizyon böyle o profesörün desteğiyle, bu profesörün desteğiyle olacak bir iş değil. Yani halkı ikna etmesinin, edebilmesinin temelinde bir kere her şeyden önce güçlü bir hatip olması yatar. Yatmalıdır daha doğrusu. Ama burada bunu göremiyoruz. Göremediğimiz için de destek almaya çalışıyor dışarıdan. Şimdi diğer meseleye geldiğiniz zaman PKK meselesi ya da terörle mücadele, böyle bir şey gündemde yok zaten. Hiçbir şekilde gündemde yok. Sanki gündeme gelmedi. O konuyla ilgili gündemde hiçbir Barış şey yapılmayacakmış Barış, gibi. Şimdi bu akademisyenleri vardı. Tabii. Oraya atıf yaptı. Şunu söylüyor olabilirsiniz. Türkiye'nin terörle mücadelesindeki yöntemlerini eleştiriyor olabilirsiniz. Yanlış yapıyor. Evet. Şöyle yapmalı, radikalleşmeyle şöyle mücadele etmeli, sorunun işte kökenini kurutmalıdır. İşte bu süreçte hatalar yapılmıştır, haksız. Bunların hepsini konuşabiliriz. Ama sanki hiç Türkiye'nin bir terör sorunu yokmuş. PKK diye bir gerçeklik Türkiye'nin böyle bir sorunla baş etmiyormuş. Yanı başımızda bir PKK devleti kurulmuyormuş gibi hareket ediyor. Çünkü aslında temelinde şöyle bir durum söz konusu. Şimdi aslında ana muhalefet partisinin ve daha doğrusu Millet İttifakı'nın temelinde Türkiye'ye söylediği şey şu. Erdoğan gidecek, her şey toz pembe olacak. Her şey mükemmel olacak. Güllük gülistanlık olacak. Nasıl olacak sorusunun cevabını vermeye çalışıyor Kılıçdaroğlu ama veremiyor. Aslında nasıl, şöyle bir şey demeye çalışıyorlar Türkiye'ye. Ya Erdoğan gittiği zaman uluslararası para muslukları açılacak, Türkiye'ye para yağacak. İşte yurt dışından işte yatırım gelecek Türkiye'ye. Yabancı iş adamları, uluslararası sermaye. Ya yani 100 milyar dolardan bahsetti. Evet. Şimdi şunu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Uluslararası sermaye hiçbir ülkeye kendisinin yani bağlı olduğu devletin ulusal çıkarlarından aykırı bir şekilde, ona aykırı bir şekilde ne girer ne çıkar. Kendi başına hareket etmez. Yani, ama oluşturulmaya çalışan algı öyle değil. Değil. İşte Türkiye'ye bakacaklar, değerlendirecekler ve Türkiye'deki olumlu gelişmeleri tırnak içinde görüp o olumlu gelişmelere göre gelecekler. Bu olumlu gelişmeler... Babacan da benzerini söylüyor. Bu olumlu gelişmeler dediğiniz şeyler nelerdir? İşte siz şimdi... Ya Erdoğan'ın olmaması olumlu gelişme olmuyor. Hayır, sadece bu yeterli değil. Sizin almış olduğunuz bir pozisyon var bakın. Siz dış politikada bir pozisyon aldınız. Evet. Bir, Suriye'de PKK devletine müsaade etmeyeceğiz dediniz. Bunu bütün yayın, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması, bedeli ne olursa olsun bunu engelleyeceğiz diye. Evet. Bedelini ödetiyorlar şimdi size. Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan konseptini açıkladınız ve Yunanistan'ın ve arkasındaki güçlerin size dayatmaya çalıştığı planları bozdunuz. Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışılan o saçma haritayı reddettiniz. Karabağ'daki oyunu bozdunuz. Şimdi PKK devletine müsaade etmiyorsunuz. PKK ile mücadele ediyorsunuz. FETÖ'yü devletten söktünüz, attınız. FETÖ Türkiye'yi kontrol etmenin bir aracıydı. Onu attınız. Şimdi bundan dolayı zaten sizin aranız bozuldu. Kademeli olarak baktığınız zaman Batı'yla ve Batı'daki güçlerle. Diğer taraftan baktığınız zaman sizin yerelde attığınız diğer bir adımlar var. Mesela savunma sanayinde attığınız adımlar var. Türkiye gün geçtikçe bağımsızlaşıyor. İşte Kızıl Elma bugün. Ya. Bugün ilk defa havalandı. İlk defa tekerler yerden kalktı. Bir ay sonra ilk defa uçuşunu göreceğiz. Yani milli muharip uçağı göreceğiz yakında. Müthiş bir teknoloji Türkiye'nin yapmış olduğu atılım. Şimdi bütün bunları bu devletlere karşı yapıyorsunuz. Bakın savunma sanayinde Türkiye'ye karşı bilinen üstü açık ya da örtülü
yüzlerce alanda Türkiye'ye yönelik uygulanan ambargolar var, engellemeler var. Mesela biz yeni bir fırkateyn yapıyoruz. İstanbul'sun fırkateyni inşa ediyoruz. Buradan atılacak olan hava savunma füzeleri, dikey atış sistemi Amerikalılar satmadılar Türkiye'ye, engellediler. Şimdi kendimiz geliştiriyoruz. İlk testi bugün yapıldı. Bakın her alanda bir baskı var. Şimdi siz bütün bu politikalardan 7 adım atarsanız o zaman para size yağacak. Ama nasıl yağacak? Şartlı. Şartlı, yine şartlı yağacak. Benzer sizin, adımlar bir daha atmayacaksın diye. Sizin iliğinizi, kemiğinizi sömürecek şekilde o para Türkiye'ye yağacak, sıcak para gelecek. Yani IMF modeli. Tabii. Ve geldiği zaman da yatırıma yönelmeyecek. Önemli bir kısmı sıcak para olarak girecek. İstediği zaman girecek, istediği zaman çıkacak. Yani sizi istedikleri gibi oynatacaklar. Şimdi Türkiye bu sürece geri mi dönmek istiyor? Gerçekten. Şimdi ortaya koydukları vizyon bu. Böyle bir kolaycılık. O yüzden Türkiye'nin önüne koydukları vizyon ve proje bu. Yani Erdoğan gidecek, uluslararası güçlerle biz dünya anlaşacağız. Her şey güzelleşecek. Ve bir anında bütün sorunlarımız çözülecek. Bütün sorunların çözülmeyeceği geçmişten biliyoruz. Bunun sağlamasını yapabiliriz. 90'lardan yapabiliyoruz. Türkiye'nin önüne koydukları parlamenter sistem dedikleri, güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri şeyi biz tecrübe ettik geçmişte Türkiye'de. Türkiye'de parlamenter sistem sürekli istikrarsızlık üreten, evet, koalisyonlar, kavga, gürültü üreten, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında gerilimler üreten bir sistemdi. Zaten eski sistemin yetersiz olduğunu kendileri de kabulleniyorlar. O yüzden güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Çünkü eski sistem ne deveydi ne kuştu. Yani parlamenter sistem de değildi. Çünkü Cumhurbaşkanı aşırı yetkileri vardı. Güçlüydü Cumhurbaşkanı. Bir parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın olmayacağı kadar yetkilere sahipti Cumhurbaşkanı. Bundan dolayı da işlemiyordu. Çünkü Türkiye'deki vesayet sistemi Cumhurbaşkanlığını son kale olarak dizayn etmişti. Olur da bu millet yanlış bir parti, evet, iktidara getirir, ipleri elimizden kaçırırsak Cumhurbaşkanlığı son fren mekanı. O yüzden zaten Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük kavgalarla hep oldu bu ülkede. Şimdi tamamen yetkisiz ama halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı planlıyorlar. Ya halkın seçtiği bir adam nasıl yetkisiz olsun? Yani %1'lik, %1 oy almış bir siyasi parti lideri o Cumhurbaşkanı'na emir verecek. Yani böyle bir şey olabilir mi? %50 artı bir oy almış. Ne diye o zaman halkın önüne çıkacak bu aday? Bana oy verin ama bu ülkeyi bunlar yönetecek. O zaman demeyecek mi? O zaman o çıksın önüme karşıma kardeşim. Kim yönetecekse, kimden hesap soracak? Demokrasi budur zaten. Seçmek, hesap sormak. 5 yılda bir gel karşıma, yaptıklarının hesabını ver. Şey, hesap da vermeyen, sorumsuz bir cumhurbaşkanı. Bu işte vesayet sistemi oluyor zaten. Yetkisiz ve sorumsuz. İşte bu vesayet sistemi oluyor zaten. Ama işte onun adına vesayet demiyorlar. İşte demokrasi diyor ama tabii, işte Türkiye'ye dayatılmaya çalışan Türkiye'nin şey. Türkiye'nin önünü açacak cumhurbaşkanı diyorlar öyle olunca. Türkiye'nin önünü açacak Cumhurbaşkanı'nın işte yani Türkiye'nin önünü tıkayacak olan bir Cumhurbaşkanı. Çünkü yani anlaşamayacaklar. Birisi ekonomik modelde böyle diyor. HDP bir şey söyleyecek. İYİ Parti başka bir şey söyleyecek güvenlik politikası ile ilgili. CHP işte kamu diyecek. Diğeri İYİ Parti, liberalizm, işte, diyecek. Liberalizm diyecek falan. Nasıl yöneteceksiniz bu ülkeyi o zaman? Kimin dediği olacak? Neye göre olacak? Kimin kararı geçerli olacak? Bence burada bence burada asıl sorulması gereken bir soru da CHP dışındaki siyasi partilere. Burada çok partili siyasi hayata geçişten itibaren hiç iktidar olmamış, ara dönemler hariç hiç iktidar olmamış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar edecek bir manivela mısınız? Bağımsız siyasi bir parti misiniz? Düşünün. Burada evet, önemli bir problem var. Tarihte mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi 73'te ittifak yaptı. Bir koalisyon kurdu. Hatta Erbakan onlar bizim namaz kılmayan kardeşlerimiz dedi. Tarihsel yanılgıya son dedi. Çok büyük büyük cümleler kurdu. Fakat 10 ay gitti. 9 ya da 10 ay gitti. Onun için şu anda altı masanın ittifakını bozmamak için neydi? Ne şerbet içmekte? Kızılcık kızılcık şerbeti içmeye talip olan bir masa var burada. Fakat bunu devam ettirmek çok zor. Ki biz şu anda hem İyi Parti'den açıklamalar, DEVA'dan gelen açıklamalar ya da Davutoğlu'ndan gelen açıklamalar da zaten bu masanın sahici bir Türkiye vizyonu ortaya koyamayacağını görüyoruz biz. Düşünün, bu toplantıda aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ben sistem adamıyım, sistemi kuracağım dedi. Bu aslında ben adayım dedi, Cumhurbaşkanı adayıyım. Beni destekleyeceksiniz, desteklemelisiniz. Ortak aday ben olmalıyım vurgusu yaptı. Fakat bir taraftan da Sayın Meral Akşener ne söyledi? Biz dedi işte Ekrem Bey veya Mansur Bey olursa evet diyeceğiz. Bunun dışındaki tercihlere
seçmen olumlu cevap vermeyecek dedi. Hala Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan bir Meral Akşener var ve masanın asıl omurgası olarak da kendini gören bir Meral Akşener var. Onun için bir boyutu bu, bir de asıl problem aslında biraz önce Enes Hoca'nın söylemiş olduğu ortak bir siyasi vizyonun olmaması, siyasi programın ve vizyonun olmaması. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Büyük Birlik Parti'nin ortak bir zihniyeti ve ortak bir program var. Her konuda anlaşamasa bile ortak bir zihniyet var. Fakat bir taraftan İslamcı, muhafazakar, İslamcı, Müslüman, her son ne eklerseniz Saadet Partisi var. Deva, bir taraftan Liberal Deva Partisi var. Bir taraftan yine İslamcı işte Davutoğlu'nun Gelecek Partisi var. Bir taraftan işte Türkçü Milliyetçi İyi Parti var. Tüm bunları toplayıp ortak bir vizyon oluşturma imkanınız, ihtimaliniz yok. Onun için masa temel itibariyle siyaseti ve kendisini zehirlemeye başladı. İki tane güzel deyim var. Son cümle olsun özetlemek hocam. Özetlemek için bu şeyi. Çala çala bir havaya varacak diye bir sözümüz var bizim. Yani hele bir başlayalım da bir hava tutturacağız. Bizim yayıncılıkları yayında toparlar denir. Ha, bir de kervan yolda düzülür diye bir tabir var. Aynı vizyon bu. Kervan yolda düzülür. Hele bakalım yani bir yola çıkalım. Evet, aradan sonra bu kara harekatı meselesini Filiz Hocam konuşacağız. Kısa bir ara, ardından buradayız. Doğrusuna devam ediyor. Filiz Hocam, bir yandan da biz hani bir yandan iç politikada bunları konuşurken hem dış politika hem iç politika hepsini ilgilendiren bir mesele kara harekatı hazırlığımız var. Ve iyiden iyiye orada işler kızışıyor gibi görünüyor Suriye sahasında. Bir yandan tabii Suriye ile normalleşme, onları da soracağım. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde çok önemli bir çağrısı oldu. Özellikle bölge ülkelerine. Gelin terörle birlikte mücadele edelim. Hı hı. Çünkü hepimiz bundan etkileniyoruz. Hı hı. Gelin hep birlikte özellikle bölge ülkeleri olarak terörle birlikte mücadele edip bu terör belasını tamamen ortadan kaldıralım. Çünkü Türkiye'nin zaten ayrımsız terörle mücadele politikası devam ediyor. Burada çağrı öncelikli olarak kimeydi sizce? Bölge ülkelerini düşündüğümüzde mesela benim ilk aklıma İran geliyor. Hı hı. Ya da başka diğer hangi ülkeler? Rusya mesela. Tabii aslında burada terörizmin bu dönemde yani 20. yüzyılın işte son çeyreğinden itibaren bir araç olarak devletler tarafından kullanılmasında artık gizlilik prensibinin bile işlememesi burada ilk dikkat çekilmesi gereken açık konu. Açık açık yapılıyor evet, her şey. Evet yani bunu artık ismini değiştirerek işte demokratik güçler ifadesini filan kullanarak o meşhur birinin teröristi diğerinin özgürlük savaşçısı ifadesine atıfla artık bunu devletler dış politika aracı olarak iç siyasete müdahale hakkının sınırlandırılması ve sadece kendini savunma durumunda şiddet kullanımının devletlere izin verilmesi Cenevre Konvansiyonu ile birlikte bir araç olarak kullanılması durumu söz konusu. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği konuda özellikle Türkiye'nin güneyinde yer alan ülkelerin bir anlamda kendi bölgelerinde tam otoriteyi kuramamalarına belki işaret etmesine dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü burada farklı ülkelerin o bölgelerde yine bu vekil aktörleri kullanarak, terör örgütlerini kullanarak orada kendi ulusal çıkarları doğrultusunda bir siyaset izlemeleri söz konusu var. Eğer bu bölge ülkeleri İran, Irak, Suriye çünkü PKK, PYD, YPG, SDG artık bir sonraki ne olur bilmiyoruz. Bir çok fazla üç harfli var. KCK vardı, farklı farklı şeyler vardı. Bu üç örgütün de temel ortak noktası Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den toprak talep etmeleri. Ve Türkiye'de ülkelerin toprak bütünlüğünü savunan bir Türk dış politikası ilkesine sahip yıllardır. Bu noktada beraber hareket etmenin
öneminin altını çiziyor. Tabii şunu da hatırlamak lazım. İran dediğimiz zaman bölgede Türkiye'de rekabet etmeye çalışan bir ülke olduğunu. Ve her iki ülkede de Irak'ta da Suriye'de de etkili bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, yine bu ülkenin de bu bölgedeki rekabet bağlamında Türkiye'ye karşı kimi zaman bunu kullandığını hatırlamak gerekiyor. Suriye ve Irak dediğimiz zaman bölge dışı ülkeleri hatırlamak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı birlikten kuvvet doğar prensibiyle nasıl Suriye meselesinde bir Rusya ve Türkiye beraber hareket ettiğinde, o Astana süreciyle beraber Suriye meselesinde bir aşama kaydedilmişse, Amerika'yı devre dışı bıraktı. Kesinlikle aynı meselenin bu üç ülkenin de, bu dört ülkenin de ortak derdinin aynı olması sebebiyle gelin burada da beraber hareket edelim bir mesajı var. Suriye ile bir Ankara anlaşması var ama bunu diğer ülkelerle de eğer yapılabilirse veya beraber hareket edilirse, dört ülke beraber hareket ederse, bizim çocukluk zamanımızda bir Voltron oluşturma ifadesi vardı. Farklı güçlere sahip robotların bir araya gelerek daha güç sahibi olmaları, 2 artı 2'nin 4 değil 5, 6, 7 etmesi gibi bir sinerji oluşturmayı aslında Sayın Cumhurbaşkanı ifade ediyor. Çünkü terörizmle mücadelede çok meşhur bir ifade vardır. İç destek ve dış destek kesilmeden terörizmle mücadelenin tam anlamıyla başarıya ulaşmasının mümkün olmayacağını ifade eder. Sadece bir dönem uykuda olur terör örgütleri ama yine bir uygun zemin bulduğunda, gerekli desteği sağladığında tekrar gündeme gelebilir. DAEŞ'in olduğu gibi uykuda. Kesinlikle. Ama her an uyandırılabilecek hazır asker olarak bekliyor. Evet, işte o zamanlarının gelmesini bekliyorlar. Tabii bu dönemin çok önemli bir zamanın ruhu da var. Tarihi dönemden geçiyoruz. Neden? Çünkü artık mücadelenin siber alana taşındığı, tehditlerin belirsiz olduğu, işte iklim meselesi çıkıyor, virüs olayını beraber yaşadık, dijital piyasaları görüyoruz bir anda, inanılmaz bir çöküş yaşıyor. Bir yerden bir yere bir servet aktarımı oluyor. Siber meselede bir web sitesi var. İzleyenler o web sitesine girerlerse hangi noktadan hangi ülkeye siber saldırı olduğunu anlık görebiliyorlar. Tabii başka teknolojilerle asıl kaynağın olup olmadığını doğrulayamıyoruz hala ama buna karşı işte blockchain gibi birbirine ilişkilendirerek bu manipülasyonların önüne geçmeye çalışan sistemler de kurulmaya çalışıyor. Bu 21. yüzyılın belirsizlik üzerine kurulu tehditleri artık mücadeleyi farklı alanlara taşıyor. Ve bu farklı alanlarda işbirliğiyle hareket etmeden bu belirsiz tehditlerle mücadele etmeniz mümkün değil. Artı salgında eski yöntemlerle de mücadele kesinlikle etmek çok konvansiyonel. Konvansiyonel topla tüfekle mücadele etmenin mümkün olmadığı, daha teknoloji temelli, daha bilgi temelli mücadeleyi gerektiriyor. Türkiye bunun çok önemli bir örneği çünkü terörizmle mücadelede bir yüksek lisans tezi hazırlamıştık öğrencimle beraber. Anlık istihbarattan İHA SİHA teknolojisiyle Türkiye'nin anlık müdahaleye geçebildiğini ve terörizmde nasıl bir aşama kaydettiğini, başarı kaydettiğini biz ortaya koymuştuk. Biz her gün MIT'in yaptığı operasyonları haber olarak veriyoruz. Programa başlamadan önce bir haber daha düştü. Sayın Savunma Bakanı'nın da bir ifadesi oldu. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada beraber hareket etmek dışında başka bir alternatifiniz yok. Çünkü bu coğrafya özellikle geçiş güzergahı olması sebebiyle 21. yüzyılda da önemli olacak. Geçiş güzergahı diye kastettiğim özellikle Çin açısından tek kuşak tek yol projesinin hem kara ayağı hem deniz ayağı tam olarak bu coğrafyadan geçiyor. Bu da ne demek? Büyük güçler mücadelesinde Batı ile Çin'in mücadele etmesinde Çin'i durdurmak için bu coğrafyalarda farklı dönemlerde farklı jeopolitik riskler görebiliriz. Beraber eğer hareket ederse bölge ülkeleri bir ön alma durumu olabilir. Bir, iki, teknoloji anlamında da yine bir mücadele söz konusu olduğunda olumlu yanıt bekliyor musunuz? Olumlu yanıt gelir mi sizce?
İşte burada yani bu dönemsellik, evet, çok zor çünkü. Konjonktür ifadesini çok kullanırız ama ben dönemsellik demek istiyorum. Zamanın ruhu bazen bir araya getiriyor ülkeleri pragmatik olarak. Ama ne zaman ki bir ülke biraz daha güç kazanmaya başladığında hemen onu rakip gören ülke o noktada desteğini farklı alana çekebiliyor. Real politik 20 salgın döneminde özellikle gösterdi. Kendi göbeğini kendi kesen ülkelerin 21. yüzyılda daha çok ayakta kalabileceğini gösterdi. Bu anlamda Türkiye her zaman hazırlıklı olacaktır. Ama diplomatik kanallarını işletmeye devam ederek bugüne kadar edindiği kazanımlarda bu çok önemliydi. Ama sahada da gerektiğinde sert gücünü ve akıllı gücünü kullanarak, gerektiğinde pragmatik işbirlikleri yaparak, gerektiğinde de stratejik ortaklıklar kurarak bu terörizmle mücadeledeki bu tarihi fırsatı, özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle beraber Türkiye inanılmaz bir zemin kazandı. İlk defa bir NATO genel sekreteri terörizmden en fazla canı yanan müttefik ülke Türkiye'dir açıklamasını yaptı ve müdahalesi haklıdır ifadesini kullandı. Bunu çok iyi kullanabilmemiz gerekiyor. İsveç ki İsveç bir PKK'lı iade etti mesela. İnanılmaz bir içeride değişim dönüşüm yaşanıyor ama biraz daha tam sağa pres yapmak gerekiyor. Tam da Dünya Kupası döneminde, evet, bu ifadeyi de kullanmak istedim. Enes Hocam, şimdi DAEŞ sürekli böyle gündeme getiriliyor böylesi günlerde bol bol. Şimdi bir yandan terör örgütü, bakın üzerimize Türkiye geliyor, DAEŞ'lar serbest kalabilir dedi. Gördüğümüz kadarıyla bir kısmını serbest bıraktılar. İşte kaçtılar, biz yeterince koruyamadık, işte DAEŞ'le mücadeleden çekildik. Sürekli Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'e atıfta bulunan açıklamalar yapıyor, içinde Türkiye'nin de geçtiği. Sizce DAEŞ bir bahane mi, gerçek bir tehdit mi Amerika için? Yani bu aslında DAEŞ denen terör örgütünün nasıl ortaya çıktığını, ne işe yaradığını bize gösteriyor çok açık bir şekilde. Kullanışlı bir aparattı. Bir dönem hem Irak'ı hem Suriye'yi şekillendirmek için kullanıldı. Onun ötesinde DAEŞ üzerinden gerçekleştirilen terör saldırılarıyla Batı kamuoyu şekillendirildi. Batı'daki Müslümanlara yönelik olarak ciddi güvenlik politikaları devreye sokuldu. Ciddi bir İslamofobik dalga başlatıldı Batı'da. Yani Paris'te yaptığı, aynen, katliamlar, Londra'daki saldırıları, Berlin, bütün Avrupa'da şehirlerinde neredeyse DAEŞ'in saldırıları oldu. Türkiye'de de oldu tabii. Dolayısıyla aslında DAEŞ bu manada kullanımı sahada baktığınız zaman kullanım süresi dolmuş olan bir örgüt. Fakat PKK bunun hala etinden ve sütünden faydalanıyor. Amerikalılar da işte DAEŞ gelir PKK'ya müdahale ederseniz gibi bir söylemle öcü gibi kullanıyor. Türkiye'yi de dünya kamuoyu önünde işte kötü duruma düşürmeye çalışıyor. Fakat hadisatına bakacak olursanız PKK'lıların da, yani bunu daha önceki operasyonlarda da yaptılar. Afrin operasyonunda yaptılar. Tel Abyad'da, Süleyman'da, Barış Pınar operasyonunda da yine işte hapishane vuruldu. DAEŞ'liler kaçtı, kaçıyor, yarın kaçacak biz gibi. Biz de o kaçanların hepsini bulduk, getirdik. Yani günün sonunda PKK'nın Suriye'de hakim olduğu alan sadece bizim sınır hattımız boyunca değil, ta Rakka'ya kadar olan bölge PKK'nın hakimiyetinde. Her ne kadar PYD diye bir şey uydurmuş olsalar da burada Arapların, SDG Arapların rolü bir şeyden ibaret SDG'de. Bir sembolik bir, orada esas güç PKK ve PKK'nın Kandil kadrosu. Yani bunlar şekillendiriyorlar ve yönlendiriyorlar. Dolayısıyla 30 kilometrelik derinlikte Türkiye müdahale ettiği zaman DAEŞ tekrardan hortlayacak, canlanacak. Bu tamamen bir propagandadan ibaret. Yani ve zaten Türkiye'de yani sınırlarından işte DAEŞ'lerin geçişi konusunda çok olağanüstü önlemler almış durumda. Hem Türkiye'ye gelen Avrupa'dan sınırda zaten gelir gelmez Türkiye'ye gelmeden önce ve geldikten sonra bunlar ciddi şeyden geçiriliyorlar. Bütün havalimanlarında bir filtre mekanizması var. Bir kısmı yakalanıyor bunların, biliyorsunuz. Şüpheleniliyor ve Avrupa iade ediliyor. Avrupalılar bunlara gerekli müdahaleyi yapmıyorlar. İki ülkede oldu bu, biliyorsunuz. Bir Belçika'daki bir terör saldırısında, bir de Viyana'da gerçekleşen terör saldırısında. İkisinde biz, de hatta bizim gönderdiğimiz, tabii biz iade ettik onlara. Dedik ki bakın bu adamlar problemli. Gönderiyoruz. Ne hikmetse bu adamları serbest bırakıyorlar. Evet. Hadi serbest bıraktılar. Bir suça karışmadıkları için diyelim. Ona rağmen yeterince göz altında tutamıyorlar, takip edemiyorlar ve bunlar gidip sonra terör saldırısı gerçekleştiriyorlar. Akabinde de o ülkelerde
müthiş bir İslamofobik dalga. Meşru Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar, yeni yasalar devreye giriyor. Çok kullanışlı bir aparat baktığınız zaman DAEŞ. Ama bu Türkiye'nin bu bölgeye yapacağı operasyonu durdurur mu? Durduramaz. Günün sonunda zaten bizim haddi zatında hedefimiz PKK'nın Suriye'deki yapılanmasını tam manasıyla çökertmek. Aslında Türkiye'nin hedefi 30 kilometre derinliğinde bütün sınır hattı boyunca bir güvenli bölge kurmak değil. Bu bir ilk hedef. Esas hedef bunu sağladıktan sonra, buradan Türkiye'ye sızmaları engelledikten sonra ve PKK'nın orada kurmaya çalıştığı PKK devletine ciddi bir darbe vurduktan sonra Suriye'nin geleceğinde tam manasıyla Türkiye bir söz sahibi olacak. Ve ondan sonra Suriye'de PKK'nın öyle ya da böyle bir rol oynamamasını garanti altına alacağız. Esas hedefimiz tamamen çökertmek. Çünkü niye? PKK dediğiniz terör örgütü kıra dayalı gerilla dediği kendilerinin tabiriyle saldırılar gerçekleştiren bir terör örgütü ve Kuzey Irak'ta konuşlanmış baktığınız zaman Türkiye'de kırsal kesimde şehirlerde de yapılanması bulunan bir terör örgütü. Bir coğrafyayı kontrol eden bir terör örgütü, bir nüfusu kontrol eden bir terör örgütü değildi. Ne zamana kadar? Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmayı kurana kadar ve bundan sonra devletleşmeye yöneldi. Çünkü Suriye yapılanması da o yüzden kıymetli onlar açısından. Tabii. Yani Rojava devrimi diyorlar, Rojava tecrübesi diyorlar. Bir nüfusu kontrol ediyor, vergi topluyor. Demografiyi değiştiriyor. Tabii eğitim sistemi var, okullar, çocuklar bunların eğitim şeyi altında. Orada Türkiye'ye karşı radikalleştiriliyorlar. PKK ideolojisi aşılanıyor bunlara. Yani yüz binlerce çocuk bunların kontrol ettiği bölgede okullara gidiyor. Dolayısıyla bunun çökertilmesi Türkiye açısından kırmızı çizgi her şeyden önce. Yani mesele 30 kilometre işte efendim söyleyeyim sınır boyu hattı güvenli bölgeden ibaret değil. Yani bunun toprak çok ötesine yani geçeceğiz. Ama bu bizim için bir sıçrama taşı olacak. Yani Türkiye ilk biliyorsunuz operasyonu DAEŞ'e karşı yaptı. Neden? Çünkü DAEŞ bahane ederek o bölgeleri ele geçirdiler. Önce Suriye Milli Ordusu'ndan sonra oraya PKK'yı getirdiler, yerleştiriyorlardı. Türkiye Fırat Kalkanı hatta 15 Temmuz'dan bir ay sonra hiç de hazırlıklı değildi yani. Alt üst olmuştu, ordu kademesi, bir sürü FETÖ'cü işte general atılmıştı. Orduda kimin ne olduğu belli değildi hala biliyorsunuz bir ay sonra darbeden. Ona rağmen Türkiye operasyonu yaptı. Ciddi de bir bedel ödedik biz operasyon sırasında. Göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Tabii, belki. DAEŞ'le. Ve akabinde de Türkiye bir seri operasyon yaptı PKK'ya ve o ilk şeyi dağıttık. Çünkü o dönemde PKK'nın Akdeniz'e çıkması konuşuluyordu. Yani bu hattı tamamlayacaklardı. Laskiye'den. Laskiye'den İdlib'i de ele geçirerek Akdeniz'e çıkış, denize çıkışı olan bir devlet kurmayı planlıyorlardı ve Türkiye bunu tuzla buz etti. Ve şimdi adım adım devam ediyor. Birinci şey bu. Suriye ile ilgili kısmı bu. Irak'ta da operasyon adım adım devam ediyor. Türkiye yaklaşık 4-5 yıldır Irak'ta bir kara operasyonu sürdürüyor. Adım adım bu çok zor bir coğrafya tabii. Gidip gözlerimize görmemiz lazım. Yani burada anlatmakla anlatılacak bir mesele değil ama Güneydoğu'yu biraz gezmiş, Hakkari, Şırnak o bölgelere gitmiş insanlar bunu anlayacaktırlar. Adım adım buradan da PKK'ya sökülerek daha öteye atılıyor. Ve Türkiye içerisindeki yapılanma da çökertilmiş durumda. Dolayısıyla topyekün PKK ile bir mücadele ve tarihinde Türkiye terörle mücadelede en başarılı olduğu dönemi yaşıyor. Bakın demin de konuşuyorduk programdan önce. Yine Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ta mı Suriye'de mi? Bir bölgede yine Suriye'de yine bir PKK'lılara yönelik bir operasyon, cerrahi bir operasyonla yine SİHA'ların büyük ihtimalle gerçekleştiği bir operasyonla yetkisizleştiriyor. Yani Türkiye geçmişte bu operasyonları yapamıyordu. SİHA'lar, askeri uydularımız, istihbaratımız, sinyal istihbaratımız bölgeyi sürekli yine yereldeki insan istihbaratı takibat altında bulunduruyor. Tespit edilir edilmez de bunlar imha ediliyorlar. PKK kadrolarında sürekli bir erime var. Hem Irak'ta hem Suriye'de ciddi bir erime var ve tarihin en başarılı dönemindeyiz. Ve PKK çok ağır bir baskı altında ve burada tabii iç siyasette PKK'nın muhalefet tarafından konuşulmuyor olması gerçekten beni çok endişelendiriyor açıkçası. Evet. Yani biz bunun bedelini eğer buradan geri adım atacak olursak çok ağır öderiz. Yani bunu geçmişte ödedik bunun bedellerini biliyorsunuz. Yani yüzlerce, binlerce polisimiz, askerimiz, öğretmenimiz şehit oldu, vatandaşımız şehit oldu. Daha yenilerde
Burada yine terör saldırısı olduğu Taksim'de. Türkiye çok başarılı ama terörle mücadelede %100 başarı diye bir şey söz konusu olamıyor maalesef. Yani bir kişi sızıyor, kaçırıyorsunuz ve o bir terör saldırısı gerçekleştirebiliyor. Amerika'da da bu oluyor, İngiltere'de de bu oluyor ama genele baktığınız zaman Türkiye 2016'dan sonra FETÖ'yü temizledikten sonra devlet birimlerinden çok başarılı. En son biliyorsunuz 2017'de İstanbul'da bu gece kulüplerine yapılan, Reyne'ye yapılan saldırı vardı. Ondan sonra çok büyük bir saldırı sadece bu Taksim'deki, İstiklal'deki maalesef saldırı oldu. Bunun dışında Türkiye şehirlerdeki PKK'nın yapılanmasını ciddi olarak çökertti. Ve çok başarılı bir noktaya geldi. Bu açıdan Suriye çok önemli. Suriye'deki yapılanmanın çökertilmesi Türkiye için gerçekten birinci öncelik her şeyden önce baktığımız zaman. Bu içeriden destek olayı önemli. Yani hem içeriden Mehmetçi'ye moral desteğin verilmesi hem hükümete terörle mücadele bağlamında destek verilmesi önemli. Ama bir yandan da işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratma noktasında adımlar atılıyor. Milli Savunma Bakanı Akar da geçtiğimiz günlerde bunu hatırlattı. Ve PKK'ya can suyu veren bir takım söylemler ortaya atılıyor demişti. Ve işte uyuşturucu söylemi de benzer bir şekilde yine PKK'nın hoşuna giden bir söylemdi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Hani içeriden böyle terör örgütüne destek veren bir yapı mı var? Ya aslında bu 2023 seçimleriyle, en temel itibariyle 2023 seçimleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Burada şu anda özellikle Millet İttifakı'nın en temel açmazı artık buradaki tüm oyları topluyorsunuz, seçmen desteğini topluyorsunuz. Bir şekilde HDP'siz Türkiye'de %50+1'i almak imkansız hale gelmiş durumda. Bu bağlamda onun için mesela bugünkü işte ilk yarıda biz vizyon konuşmasını konuştuk. Orada terörle mücadele yoktu. Ki Türkiye'nin son dönem hariç tüm kamuoyu yoklamalarında ilk üç sorun her zaman terör. İlk üç sorundan birisi her zaman terördü. Terör oldu. Şimdi alt sıralara PKK düştü. Oldu. Alt sıralara düştü. Çünkü özellikle 2015'ten sonra yapılan başarılı operasyonlarla şu anda neredeyse Türkiye içinde terörist kalmadı. İşte sayıyla belli kaç tane terörist olduğunu biliyoruz biz içeride artık. Ciddi anlamda bir başarı sağlandı burada. Fakat burada biraz önce Enes Hoca'nın da söylediği gibi sürekli uyanık olmanız gereken bir alan. Ha, burada yapılması gereken, evet, terörle mücadeleyi asker yapar. Bizzat güvenlik unsurları bölgede teröre karşı ciddi bir mücadele verdi, vermeye de devam ediyor. Ancak terörizme karşı mücadeleyi siyaset yapar, siyasetçiler yapar. Burada siz vizyon konuşmanızda terörle mücadeleye atıf yapmıyorsanız veya işte Türkiye benzeri bir şekilde, hani DAEŞ'i de konuşuyoruz, Türkiye Azerbaycan'a cihatçı transfer ediyor diyorsanız burada bir problem var anlamına geliyor bu. Temel mesele burada Türkiye'nin, evet, iktidar partileri ne kadar olağansa demokraside, demokratik düzende asıl olan muhalefetin olması. Ve bence bir önemli unsur da ulusal güvenliği ilgilendiren meseleleri siyaset üzdüğü konuşabilmek, tartışabilmek. Fakat Türkiye'de maalesef işte barış akademisyenlerine atıf yaptığınız konuşmada, vizyon konuşmasında siz Türkiye'nin terörle mücadelesini veya terörle mücadeleye dair bir yol haritası bahsetmiyorsanız, cinayet işleniyor diyenler hatırlatalım. Evet, burada bir problem var demek. Meseleyi şu anda yapılması gereken, Türkiye'de muhalefetin yapması gereken siyasi zeminden çıkarması gerekiyor. Özellikle terörle mücadele. Fakat yine burada konuştuğumuz mevzu, hangi siyasi programla Türkiye'ye sesleneceksiniz? Terörle mücadelede Sezgin Tanrıkulu'nun söylemi mi hakim olacak? CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun ya da İyi Partili Müsavat Dervişoğlu'nun mu? Ya da Ünal Çeviköz'ün mü? Ya burada kafak karışıklığı hala devam ediyor siyasetteki. Ya Türkiye, biraz önce DAEŞ'e konuştuk. Şu anda ben dini radikalleşme çalışıyorum son dönemde Türkiye'deki Selefi örgütler üzerine ve bir şekilde insanlarla mülakatlar yapıyorum. Ki özellikle bu DAEŞ döneminde DAEŞ'e katılanlar, El-Kaide'ye bir şekilde geçmişte katılanlar, temas eden insanlar ki bir kısmı istihbarat raporlarında yansımış. Mesela en son görüşmemde şunu söyledi bir işte görüşmecim bana. Dedi ki PKK hapishanelerindeki, YPK hapishanesindeki DAEŞ'lar şu anda yoğun bir şekilde PKK'ya katılıyor.
Ya PKK ile bütünleşmiş durumda. Onun için artık biz ayrı bir terör aslında örgütünden... Aslında ton farkı var aralarında. İşte ton FETÖ farkı var. PKK'nın, FETÖ'yle DEAŞ'ın... Biz aniden 15 Temmuz sonrası, hatta 17-25 Aralık'tan sonra biz aynı kamyonda seyahat eden PKK'lılarla FETÖ'yü aynı kamyonda gördük. Yani mantalite aynı, zihniyet aynı. Mesele Türkiye'ye düşman olmak burada. Onun için şu anda DEAŞ'la PKK arasında sadece bir ton farkı var. YPG ile bir ton farkı var. Sonuçta Türkiye'ye karşı mücadele etmeye devam ediyor. Bir manivela. Ya biz neden şu anda DEAŞ'ı konuşuyoruz? Çünkü bölgeye Türkiye'nin kara harekatı yapma ihtimali güçlenmeye başladığı andan itibaren bir anda önümüze DEAŞ sorunu konmaya başladı. DEAŞ terör örgütü konmaya başladı. Onun için burada teröre karşı temel itibariyle en başa döndüğüm zaman teröre karşı uyanık olmakla mükellefiz. Evet, şu anda bir taraftan asker mücadele edecek, siyasetçiler de terörizme karşı mücadele edecek. Fakat maalesef Türkiye'de özellikle muhalefetten ortak bir perspektif göremiyoruz. Filiz Hocam, şimdi Rusya ve Amerika Suriye sahasında faaliyet gösteren iki devlet. Evet, zaman zaman söylem bazında Türkiye'nin kara harekatına karşı tutumları var ama fiilen biraz hani PKK'yı yalnız bırakmış gibiler. Ne istiyor ya da nerede duruyor iki devlet, hem Rusya hem Amerika? Tabii burada büyük güç mücadelesinden biraz önce bahsetmiştim ve geçtiğimiz sene Haziran ayı itibarıyla gündemimize düşen bir belge var. İkinci Yalta belgesi diye adlandırılan bir belge var. Bu belgenin NATO üyesi ülkelerle Rusya arasında müzakere edildiğini biz geçtiğimiz sene NATO'nun liderler zirvesinde NATO-Rusya İşbirliği Konseyi bağlamında ilk defa basında böyle bir müzakerenin yapıldığını öğrendik. Ve belli maddeler üzerinde uzlaşı olduğunu, belli maddeler üzerinde ise henüz uzlaşı olmadığını öğrendik. Kimler görüşme yapıyor o belgede? NATO üyesi ülkelerle Rusya arasında. Rusya. Hatta biz ne gördük? İlk defa NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verildiğini, çalışmanın durdurulduğunu öğrendik. Hemen arkasından Ağustos ayında bir çekilme gördük. Ani bir Amerika'nın, Batı'nın Afganistan'dan çekilmesini gördük. Ve Çin ve Rusya'nın birbirine daha da yakınlaşmasını bir anda gördük. Bu bize neyi söylüyordu? O dönemde hala müzakerenin devam ettiğine dair her iki taraftan da açıklama geliyordu. İşte bir taraf karşı öneri oluşturup diğer tarafı iletiyordu. Diğer tarafta önerilerini iletip yine cevap oluşturduğunu bize öğrenmiştik. Ve çok ciddi istihbarat raporları düşmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yığınak yaptığına dair ve neredeyse basında hiç kimse bunu ciddiye almamıştı. Amerika ilan etti sonra. Evet. Ve o dönemde bunun ciddi bir hazırlık olduğunu, çünkü bunun maliyeti olduğunu söyleyen birkaç kişiden biriydim. Hatta öğrencilerim o bir ay öncesinde ifade ettim, o cümleyi bana hala hatırlatıyorlar. Bize bu neyi gösteriyordu? Aslında bu iki taraf arasında bir dönemin ruhuna uygun olarak farklı coğrafyalarda bir güç paylaşımının müzakere edildiğini gösteriyor. İşte bu coğrafyalardan bir tanesinin de Orta Doğu coğrafyası olduğunu öğrendik. Nasıl öğrendik? Yakın dönemde Rusya ile NATO üyesi ülkeler arasında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri söylemek gerekiyor tabii ki, üzerinde uzlaşı sağlanamayan maddelerden bir tanesinin de Suriye'nin kuzeyindeki bölgenin kime bırakılacağı üzerine olduğu, Rusya'nın Türkiye'ye bırakılması yönünde bir masaya teklif getirdiğini. Ama Amerika bunu kabul etmiyor. Evet, burada bir uzlaşı sağlanamadığını öğrendik. Şimdi burada bir hatırlatma daha yapmak gerekiyor. Trump dönemi Amerika'nın dış politikasıyla Orta Doğu yönelik, Biden dönemi Amerika'nın Orta Doğu dış politikasında yönelim farkı var ve kullanılan araçlar farkı var. Tabii ki çok ciddi bir şekilde Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti araç farklılığı var. Cumhuriyetçi Parti daha tek taraflı hareket etmeyi tercih eder dış politika araçlarında. Demokrat Parti ise çok aktörlü, işbirliğine dayalı, beraber hareket etmeye dayalı bir siyaset izler. Ama temel farklılık Trump'la Biden arasında
Trump'ın tehdit ülke olarak İran'ı göstermesi bu anlamda Rusya, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'de 2019 Mart ayında bir araya gelerek İran'ın Lübnan, Irak ve Suriye'deki etkisini çıkartılması karşılığında Suriye'nin Rusya'ya bırakılması üzerinde anlaştıklarını biz öğrendik. Ve o meşhur Amerika Birleşik Devletleri ve Rus kuvvetleri neredeyse birbirine değmeden Amerikan askerlerinin mühimmatları dahi bırakarak Suriye'den çekildiği görüntüleri gördük. Bu ne zaman çöktü? Biden kampanyası döneminde dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci hedefi Rusya ve Çin'dir. İşte o noktada farklılaşma başladı ve bu mutabakatın çöktüğünü biz öğrendik. Hatta Rusya sonrasında İsrail'den tekrar aracı olmasını istedi. Tekrar üçlü bir müzakere yapılması için Amerika buna yanaşmadı. Ve sonrası dönemde Ukrayna meselesiyle beraber Rusya Ukrayna coğrafyasında ekstradan kuvvete ihtiyaç duyunca Suriye'deki o mevzileri bırakmak zorunda şimdi kaldı. Şimdi zaman ruhu ne diyor? İşte şu anda bu Rusya'nın bıraktığı coğrafyayı kim kontrol edecek mücadelesi ve pazarlığı yapılıyor. İran burada oradaki işte farklı örgütlerde işte Haçlı Şabi başta olmak üzere farklı örgütlerle sahada yer kapmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri zaten PKK, PYD, YPG, SDG üzerinden bir mücadele içerisinde. Ama asıl mesele biraz önce bahsettim ikinci yalta belgesi diye adlandırılan belgede taraflar bu konuda nasıl bir sonuca varacaklar? Türkiye bu noktada bu son dönemde yaptığı, özellikle MIT'in yaptığı teröristlere başlarına yönelik operasyonlarına çok ciddi bir şekilde kırmızı çizgisinin ne olduğunu gösterdi. Ve bundan bir adım geri atmayacağını gösterdi. Yakın dönemde Rusya ve Batı arasındaki ilişkiler kötüleşince de Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hem derinleştiğini hem genişlediğini gördük. O meşhur Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi işte GazHub diye ifade edilen Putin'in açıklamasının altında bunu da yaptığını görmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin Batı ile ilişkilerde ilişkileri kuvvetlendirmeye çalışan bir Rusya var. İşte bu denklemde PKK, PYD, YPG, SDG terör örgütü bir anlamda Rusya'da yanaşmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye'ye yanaştığını görüyor. Yakın dönemde Suriye ile yakınlaşmanın altında da bu Rusya'nın hamleleri olduğunu görmek gerekiyor. Ama hala ve hala yine geçtiğimiz ay NATO zirvesi gerçekleşti. İşte İsveç ve Finlandiya üyeliği söz konusu olunca PKK, PYD, YPG, SDG terör örgütü neredeyse etekleri tutuştu. Suriye rejim bayrağını göndere çeken bir terör örgütü gördük. Ki biraz önce açıkladı Hariki Hocam da o bölgede bir devlet yapılanması kurma girişimi var. Hatta demografik değişiklikten bahsetti hocam. Uluslararası Af Örgütü'nün raporu var. Oradaki Kürtlerin nasıl yerinden edildiğine dair. Kürtlerin dahi PKK'lı olmayan Kürtlerin. Evet, işte, o görüşte olmayan, aynen öyle. O görüşte olmayanların nasıl yerinden edildiğine dair, Türkiye'ye doğru sürüldüğüne dair Uluslararası Af Örgütü'nün raporu var. Şimdi böyle bir yapılanmaya gitmeye çalışan bir örgütün rejim bayrağını dikmesi de pragmatik davrandığını ve şu noktada biraz önce hocalarla yine oydaştık bu konuda. Kendine zemin bulmaya çalışan, nefes almaya çalışan bir örgüt var. Neden? Zamanın ruhu artık terör örgütlerine pek de alan bırakmıyor. Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi şeytanla bile işbirliği yaparlar. İşte pragmatik örgütlerdir, öğrenen örgütlerdir, çok meşhurdur. Hı hı. Benim de yaptığım çalışmada da her terör örgütün bir yaşam evresi olduğunu ben ortaya koyuyorum. Ve orada da yaşam evresinde belli bir seviyeye gelen, belli bir yaş aralığına gelen her terör örgütünün ya dönüşmek zorunda olduğunu ya da kendi kendini feshetmek zorunda olduğunu ortaya koyuyor veriler ve şu noktada da bu örgüt bu farklı isimleri koyarak bir anlamda hayatta kalmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi belirsizlik üzerine kurulu 21. yüzyıl tehditleri artık farklı örgütlere ihtiyaç duyuruyor. İşte o yüzden de zaten devletleşmeye çalıştı. Yine bir anekdot. Ama oyun bozuldu. Amerika'nın bu stratejisini eleştiren artık ifadeler kullanılmaya başladı Amerika'da. Hudson Enstitüsü'nde geçtiğimiz haftalarda bir panelde bir Amerikalı uzman Amerika'nın terör örgütünü desteklemesinin ne kadar stratejik bir hata, büyük bir hata olduğunu, bu noktada devletleri tercih etmenin, çünkü devletler bakidir, örgütler geçicidir ifadesini kullanarak söylemesi de içeride de bir eleştirinin, öz eleştirinin
başladığını bize gösteriyor. Enes Hocam, Türkiye bir yandan oyunu bozmak için askeri hamleler hazırlığını yaparken bir yandan da normalleşme adımları atılıyor. İşte Mısır'la Katar'da gerçekleşen tokalaşma sonrası birden buzlar eriyor gibi görünüyor. Alttan alta Suriye ile de temaslar yapılıyor ama henüz anladığımız kadarıyla Suriye ile olgunlaşmış bir şey yok. Bu hamleler bu mücadeleye ne katkı sağlayacak sizce? Şimdi tabii Türkiye'nin yani içinden geçtiği sürece bakacak olursanız son 10 yılda özellikle Suriye'deki Arap Baharı ile birlikte başlayan süreçte tabii bölgede bir dizi isyanlar çıktı, ayaklanmalar çıktı. İşte bu ayaklanmalar içten mi kaynaklıydı, dışarıdan mı bunlar organize edildi, böyle bir tartışma devam ediyor. Ama günün sonunda bu ülkelerde birikmiş bir enerji vardı. Bir toplumsal patlamaya neden oldu. Dışarıdan kaşınarak ama içeriden. Ve işte hem Libya'da hem Mısır'da devrimler oldu. Ondan sonra işte Mısır'da sonra bu terse çevrildi. Tekrardan işte askeriye ve Sisi üzerinden darbeyle geri gelmiş oldu. Suriye'de bu akamete uğratıldı. İç savaşa dönüştü. Ve günün sonunda şöyle bir durum oldu. Şimdi Türkiye'nin Orta Doğu politikası, bütün dış politika ile ilgili aslında kararlar ve meseleler statik değildir. Yani biz dış politikada işte bir ülkeye yönelik olarak, bir bölgeye olarak bir politika belirleyelim ve bundan hiç ayrılmayalım. Böyle bir şey mümkün değil. Diplomasinin ruhuna aykırı. Aykırı çünkü bir uluslararası konjonktür değişiyor sürekli, dengeler değişiyor, dünya değişiyor sürekli. İki, siz bir adım atıyorsunuz, karşıdaki aktörler de bir adım atıyorlar. Ondan sonra siz attığınız adımı tekrardan onların adımına göre yeniden değerlendiriyorsunuz ve yeni adımlar atıyorsunuz ve bu bir oyun. Dolayısıyla Suriye'de olan biten mesele Türkiye, Suriye'de başta attığı adımlarla bugün geldiği nokta arasında dağlar kadar fark var. Çünkü karşı tarafta da böyle bir şey söz konusu. Yani çünkü Amerikalılar ya da batılı müttefiklerimiz Suriye'de başında ortaya koydukları vizyondan tamamen vazgeçtiler. Bambaşka bir yöne savruldular. Amerikalılar PKK'yı burada şey olarak belirlediler. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi politikasını da buna göre revize etmesinin işte bu herhangi bir politikadan geri adım atmak ya da başka bir şekilde değerlendirmemek lazım. Çünkü dış politika dediğiniz mesele işte ulusal çıkarlara göre yapılır. Dış politikada bunu söyleye artık dilimizde pelesenk oldu. Mutlak düşman, mutlak dost yoktur. Almanya, olamaz. Fransa en bariz örnek. İki Dünya Savaşı'nda, iki Dünya Savaşı'nın gerekçeleri ikisinin çatışması. Ama tabii, şimdi Avrupa Birliği çatısı altında da. Yani günün sonunda böyle bir durum söz konusu dış politikada. Buna göre siz dış politikanızı yeniden sürekli güncellemek, aktüel hale getirmek zorundasınız. Tabii dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı budur. Yani şimdi Ukrayna'da bu savaş çıktıktan sonra Rusya orada bir bambaşka bir maceraya girdikten sonra tabii ki sizin Suriye politikanız bambaşka olacak. Yani aynı şekilde kalmasının da bir manası yok. Bu kalamaz sizin da. Kalamaz da, kalmamalı da. Ve Türkiye'nin Orta Doğu'da almış olduğu pozisyon birçok ülkeye yönelik olarak bambaşka bir vizyon, bir düzlemdeydi. Türkiye'nin başında örülmeye çalışılan bir çorap vardı orada. Yani Mısır'la ilgili gerilmemizin arka planında da yoksa işte liderler arasındaki işte ne diyeyim ya da İsrail'le gerilmemizin arkasında, Birleşik Arap Emirlikleri ile gerilmemizin arkasında Sayın Cumhurbaşkanımızın işte Sisi'den haz etmemesi, Netanyahu'yu sevmemesi, yani liderler arasındaki meseleler böyle şahsi kişisel meselelerde değerlendirilmez. Bambaşka bir ulusal çıkar, küresel konjonktür söz konusu. Ve her zaman liderler, bunlar açıklanmıyor. Tabii açıklanmaz. Tabii liderler buna bakarak ülkelerin pozisyonunu belirlerler. Türkiye'nin 10 yıl önce kurulmaya çalışılan kumpası Türkiye dağıttı büyük oranda. Bakın Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, efendime söyleyeyim, bunlar bir araya geldiler. Türkiye'ye karşı bir koalisyon kurmaya kalktılar. Türkiye sahaya çıktı Doğu Akdeniz'de gemileriyle, araştırma gemileriyle, savaş gemileriyle dimdik durdu. Libya ile yapılan yetmedi. Anlaşma. Libya'ya gitti. Yani kimsenin ihtimal dahi vermediği Trablus hükümetini kurtardı. Düşüyordu yani hükümet orada. Evet. Müthiş bir, yani bakın 74'te Kıbrıs'a zar zor operasyon yapmış bir ülkeden bahsediyoruz. Ta Libya'da Türkiye müdahil oldu ve savaşı tersine çevirdi. Libya ile bir anlaşma yaptı ve Yunanistan o bütün hayallerini, Yunanistan değil tabii, Yunanistan'dan bahsetmiyoruz burada. Onun ötesini bahsediyoruz. Kurdukları Türkiye'nin başına çorabı yırttı, söktü, attı.
ve karşı tarafı darmadağın etti. Şimdi buna göre de bütün ülkeler yeniden pozisyon alıyorlar. Türkiye de yeniden pozisyon alıyor. Baktığınız zaman yani Mısır'la yapılan görüşmelerin temelinde de İsrail'le yaşanan gelişmelerin temelinde bu var ve enerji jeopolitiği var. Hocam bu konuyu çalışıyor. Şimdi artık Ukrayna meselesinden dolayı Avrupa yeni enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Doğu Akdeniz'de bu kaynaklar var. Bu kaynakları Avrupa'ya ulaştırmanın en ekonomik, en feasible yolu Türkiye üzerinden. Ne olacak? Yani bu ülkeler tabii ki Türkiye ile bir şekilde anlaşacaklar. Amerikalılar da özellikle Avrupalılar da bunu istiyorlar. Avrupa Birliği de bunu istiyor. Ve bu yönde adımlar atmaya başlıyorlar. Bu ülkelerde yani İsrail'in çıkardığı gazı ya da Mısır'ın çıkardığı gazı kendi iç ekonomisinde tüketmesi mümkün değil. Bölgede tüketecek başka bir ekonomi yok. Tüketebilecek böyle büyük bir ekonomi yok. Türkiye'ye satacak bir kısmını ve daha önemli bir kısmını Avrupa'ya sevk edecek. Tabii bundan sonra politikanın 10 sene önceki politikayla aynı olmasını beklemek yanlış. Böyle bir politikayı devam ettirmek de yanlış her şeyden önce. Zaten Türkiye'de bunu devam ettirmiyor. Tekrardan bunu güncelliyor. Türkiye şu anda gerçekten tarihi bir fırsat yakalamış durumda. Baktığınız zaman yani Ukrayna'da olup bitene baktığınız zaman, Karabağ'a, diğer bölgelere baktığınız zaman, Çin'le yaşanan, Batı'nın yaşadığı gerilime baktığınız zaman gerçekten Türkiye tarihi bir fırsat yakaladı. Bir de kendi tarzını oluşturuyor Türkiye diplomaside. Kendi tarzını ortaya koyuyor. Tabii bakın şimdi Almanya müthiş rahatsız Ukrayna'daki savaştan. Müthiş rahatsız. Yani ekonomisi ciddi zarar gördüğü bundan. Yani çok iyiydi Almanya'nın durumu. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyordu Almanya. Avrupa Birliği'nin ihracat verdiği işte ihracat fazlasının önemli bir kısmını Almanya gerçekleştiriliyordu. Şimdi büyük bir zarar gördü bu işten Almanlar ama seslerini çıkaramıyorlar. İlk başta çekingen davrandılar savaşın başında ama sonradan mecburen Amerika'nın dümen soyuna girmek zorundalar. Ve burada Türkiye'nin yapmış olduğu, yapıp ettiğinden çok memnunlar. Türkiye'yi çok destekliyorlar. Yani bu soruna öyle ya da böyle bir çözüm bulunması ya da bazı konularda tahıl meselesinde, diğer meselelerde Türkiye'nin devreye girmiş olmasından çok memnunlar. Ruslar da memnun, Ukraynalılar da memnun. Çok ilginç bir şekilde yani biz Ukrayna'ya silah satıyoruz. Rusya'dan da ilişkilerimiz çok iyi devam ediyor. Şimdi mesela yani bunu başarabiliyor olması Türkiye'nin gerçekten müthiş bir başarı diplomaside baktığınız zaman zaten yani yurt dışına baktığınız zaman da bu konuda Türkiye'nin hakkını verildiğini görüyoruz. Tabii Türkiye'nin tarihinde de aslında bu böyle olmadı mı? Geçmişte düşünün Türkiye milli mücadeleyi Yunanlara karşı ciddi bir milli mücadele süreci Yunanlara karşı yapıldı. Fakat savaş bittikten sonra hem Atatürk hem İsmet İnönü Venizelos'ta el sıkıştı. Ama sonuçta savaş döneminde birbirine kurşu sıkan iki ülkeden bahsediyoruz. Tabii. Veya işte Uzak Doğu'da Hiroşima ve Nagasaki'yi bombalayan bir ABD vardı ama Uzak Doğu'da şu anda ABD'nin en önemli partneri Japonya. Tabii Yunanistan'ın yani Yunanistan'ın Anadolu işgali sırasında yapmış olduğu katliamlar, tüm katliam, yakıp yıkması bunları yani bu romanlara, zaman, filmlere konu olmuş. Ya ciddi bir bizim, şey var burada. Bizim de Rusya ile İngiltere ile ilişkilerimize baktığımızda ya, her iki ülkede tabii burada, bir şekilde işgal yani, etti bizim topraklarımızı. Kesinlikle burada değişen bir parametre var aslında. Son döneme kadar belki işte 2010'a kadar hep özellikle dış politikada Türkiye'den beklenen özellikle Batı ilişki, Atlantik ilişkisi bağlamında ABD'nin ileri karakol olan, ABD'nin bir şekilde misyonunu, vizyonunu, işte çıkarlarını temsil eden bir Türkiye vardı. Fakat özellikle AK Parti ile birlikte 2010'dan sonra daha da berraklaştı bu. Kendi bağımsız politikalarını geliştirmeye çalışan, bu konuda direnen bir Türkiye var. Ya Türkiye'nin de bence avantajı, özellikle Ukrayna-Rusya savaşında biz bunu gördük, avantaj bu aslında. Parçalı bir dış politika vizyonu var. Ya belli konularda ABD ile anlaşıyor. Rahip Brunson olayında da gördük. Belli konularda da kavga etmeye devam ediyor. Rusya ile de aynı şekilde. Çözebilecek konuları Rusya ile çözüyor. Çözemeyecek konuları kapatıyor. Yani burada total bir şekilde her konuda anlaşmayı ya da her konuda kavga etmeyi ilk olarak benimsemiş, dış politikada ilk olarak benimsemiş bir Türkiye yok burada. Ya değişen paradigma bu aslında. Bu çok tabii, parçalı bir politika bu. Bu dış politikaya ideolojik yaklaşmak oluyor. Türkiye'de anlaşılmayan mesele bu. Bazı gruplar Türkiye'de dış politikaya ideolojik yaklaşıyorlar. Şucu ya da bucu. Evet. Ya da kişilerin arasındaki problemlermiş gibi analiz ediliyor. Yok yani bu grupların ideolojik bir yaklaşımları var dış politika. Şucu ülkeciler, bu ülkeciler. Hı hı. Amerikancılar, NATO'cular, bilmem neciler, Avrupacılar. Böyle Türkiye'de gruplar var ve bunlar ne olursa olsun bu ülkelerle
ya da Çin'le iyi ilişkiler geliştirilmesi taraftarılar. Bu haddi zatında tabii ki dış politikada sizi bir süre sonra şey yapıyor. Uydu devlet. Ayağınızı kaydırıyor, yani boşa düşürüyor sizi. Dolayısıyla Türkiye'ye ayağını basan, ayaklarını bu ülkeye basan, bu ülkenin çıkarlarını gözeten bir dış politikada Türkiye'nin o ya da bu ülkeye tamamen yaslanması, o ya da bir ülkenin güdümüne girmesi, o ya da bir ülkenin çıkarlarıyla tamamen uyumlu bir dış politika geliştirmesi söz konusu değil. Hı hı. Bundan dolayı da Türkiye kendi merkezinden bakıyor ve kendi ulusal çıkarlarını maksimize edecek konfigürasyonları yapıyor. Yani o ülkeyle enerji alanında işbirliği yapıyorken bu ülkeyle efendim, savunma sanayi alanında ilişkiler geliştiriyor baktığınız zaman. Yani biz Ukrayna'dan da bir taraftan da işte motor sistemleri ithal ediyoruz. Alıyoruz. Çok iyi bir motor teknolojisi var bunların. Ama Rusya'dan da gittik, S-400'leri aldık bir taraftan da. Yani aynen öyle. Bu açıdan bakacak olursanız bu parçalı yaklaşımın Türkiye'nin açısından en rasyonel olanı olduğunu görüyoruz. Diğer türlü bu ideolojik yaklaşan çevreler kendi ideolojik yaklaşımlarına uymayan bir adım attığında hayal kırıklığına uğruyorlar Türkiye'ye. Türkiye sizin ideolojik beklentilerinizi ya da dolduracak, efendim sizi memnun edecek bir dış politika takip etmek zorunda değil. Bu doğru da değil. Bilis Hocam, iki dakikam var. Hemen bu konuyla ilgili de yorum almak isterim. İşte Biden en son Putin'e dedi ki işte savaşı bitirme yoluna girersen gelip konuşabiliriz. Hatta Macron böyle aracı olmaya çalıştı. O anladığımız kadarıyla Rusya tarafı da şartlar yerine gelirse ancak bu olabilir diyor. Bir çözüm noktasına nasıl varacağız? Hala varamadık. Yani son iki dakikam, o iki dakikada sizden bunun yorumunu alsam iyi olur. Açıkçası burada Amerikan Başkanı'nın bu açıklamasını Çin'e karşı Rusya'yı hala yanına çekmeye çalışan bir batı olduğunu bana gösteriyor. Burada temel mücadelenin, temel hedef ülkenin Çin olduğunu, bu anlamda da Çin de bunun farkında zaten. Evet, 4 Şubat tarihli Rus-Çin ortak deklarasyonunda bu iki ülkenin mevcut uluslararası sistemi değiştirmek için beraber hareket edeceklerini açıklaması sonrası ortak tatbikatlar yapıldı. Evet, Ukrayna müdahalesinin geldiğini, Ukrayna saldırının geldiğini hatırlamak gerekiyor. Bir anlamda Rusya burada ikinci Yalta belgesinde Batı'ya dedi ki benim eğer şartlarımı kabul etmezseniz benim alternatifim Asya ülkeleri olacaktır. Ama şu anda öyle bir sıkışmışlık var ki her iki tarafta da. Çin de mesela hemen Avrupa Birliği üyesi ülkelerle müzakerelere başladı. Ukrayna'ya saldırı sonrası Rusya'nın da yer alan bir açıklama yapamadı. Neden? Çünkü bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın Rusya'ya bu kadar fazla baskı uygulamasının altında da Rusya'yı oradan çekmek var. Bu anlamda Ukrayna meselesinin bir anlamda Afganistan benzeri bir durum olacağı yönünde açıklamalarda bize... Birden bir değişim mi göreceğiz? Ondan ziyade uzun süreli çatışmaların devam etmesi riskini... Krizi devam ettirmeye yönelik. Evet, yönelik. Gösteriyor. Neden? Çünkü Ukrayna coğrafyası... Değerli madenler açısından çok zengin bir coğrafya, tahıl açısından, ayçiçek açısından çok zengin coğrafya. Dolayısıyla burada herhangi bir tarafın vazgeçmesi pek mümkün görünmüyor. Evet, çok teşekkürler. Filiz Katman, Enes Bayraklı, Ramazan Akkır, sağ olunuz. Çok teşekkürler. Doğrusu ne, bu hafta da sona erdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar.